Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere bölme işlemi konusunu anlatacağım. Bölme işlemini nasıl yapıyoruz? Hangi sorular olduğunda bölme işlemi yapmamız gerekiyor? Sizlere alıştırmalar da göstereceğim bu sayfadan sonra ve devamında problem çözümleri de anlatacağım. Hemen başlıyorum. Büyükleriniz kanalıma abone olabilirler. Aynı zamanda büyükleriniz Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamı isterse takip edebilirler. İlk önce bir okuyalım. Burada bakın birçok şeker resimleri görüyorsunuz. İlyas dede cebindeki 20 tane şekeri sokakta oynayan 5 çocuğa eşit olarak paylaştırdı. Her çocuğa kaç şeker düştü? Şimdi böyle bir soruda bizim bölme işlemi yapmamız gerekiyor. Evet, ben bölme işlemini size şimdi göstereceğim. Fakat ilk önce bölme işleminin mantığını anlatacağım. Bölme işlemi demek aslında her defasında aynı sayıların çıkarmasını kısa yoldan yapmak demek. Nasıl oluyor? Çok konuşmayayım da anlatayım en iyisi. Şimdi İlyas dedenin 20 tane şekeri vardı değil mi cebinde? Bakın ilk önce bunu yazalım. Ve kaç tane çocuğa veriyor? 5 tane. Şimdi düşünün her defasında şu bir tanesini bir çocuğa, bir tanesini diğer. Yani 5 tane çocuğa birer tane verdiğinde şuradaki şekerleri vermiş oluyor değil mi? Birer tane veriyor önce yani. İlyas dedenin 5 tane şekeri azalmış oldu. Biz ilk önce çıkaralım bunu. Çıkarmayla göstereyim size. 20 tane şekerden 5 tanesi gitti. İlyas dedede ne kadar kaldı? 15 şeker kaldı. Sonra tekrar birer tane verdi. Bakın 5 tane daha. Şunları da tekrar çocuklara verdi. Tekrar bir 5 tane şekeri daha azalmış oldu değil mi? Ne kaldı? 10 tane şeker kaldı. Sonra tekrar tabi şekerler bitmedi daha. Birer tane daha verdi. Yani şuradaki 5 şeker de gitti. Tekrar bunu da çıkaralım. Ne kaldı? Sadece 5 şekeri kaldı değil mi? Şuraya da 0 gelecek. Sadece 5 şeker kaldı cebinde. Ve bu en sondaki bu 5 şekeri de tekrar birer tane verdiğinde İlyas dede bütün şekerlerinin hepsini dağıtmış oldu. Ve hepsini paylaştırmış oldu. Peki İlyas dede kaç defa bu işlemi uyguladı? Bunu da çıkarma yaptı değil mi her defasında? Bakın bir çıkarma, iki, üç, dört tane çıkarma yapmış oldu. Yani dört defa bunları paylaştırdı. Çocuklardan birisi buradaki şekerlerden birer tane aldığını düşünün. Bir çocuğa dört şeker düşüyor. Diğer çocuğa da dört şeker düşüyor. İşte 4 defa paylaştırma yaptı. Ve biz bunu çıkarma işlemiyle bulabiliriz. Ama ne oldu? Bakın çıkarma işlemi çok uzun sürdü değil mi? O zaman biz bu işi kısa yoldan bölme ile yapabiliriz. İlk önce yan yana bölme işlemi göstereceğim. Sonra alt alta. Şimdi 20 tane şekeri kaça ayırdı? Kaça böldü İlyas dedi? Beşer beşer paylaştırdı değil mi? Beşer beşer gruplandırdı ve öylece vermiş oldu. 5 çocuk var yani. 20'yi 5'e bölüyoruz. Ve sayalım bakın 20'ye kadar beşer beşer. 5 çocuk olduğu için 5, 10, 15, 20. 4 defa sayıyoruz. Demek ki her çocuğa 4 şeker düşer. Çünkü 20'nin içerisinde 5'i sayarak düşündüğümüzde 5, 10, 15, 20 4 defa sayıyoruz. Bir de bölme işlemini ben şöyle alt alta göstereyim. Şöyle bölme çizgimizde yapalım. 5 çocuğa bölecek. Şimdi 20'de 5 kaç defa var? Bunu dediğim gibi sayarak bulacaksınız. Şöyle 5, 10, 15, 20 saymaları biliyorsunuz değil mi? Daha fazla saymayın. Çünkü 20 tane şeker var. Yani bazen çocuklar şöyle yapıyor. 5, 10, 15, 20, 25, 30 diyor. Dur evladım dur bir dakika. Ne oldu öğretmenim? Ya 20 tane şeker var. Sen gittin 30, 35 diyorsun. O kadar şeker yok. Yani buradaki sayı kadar saymalısınız. 5, 10, 15, 20. Tamam 20'de durduk. Kaç defa saydı bakın? 4 defa. O zaman buraya cevap kısmına 4 yazmalıyız. 4 defa saydığımızda ne oldu? 20 oldu değil mi? O zaman 20'yi çıkaracağız. Öğretmenim niye çıkarıyoruz derseniz İlyas dede şeker kaldı mı kalmadı mı onu göreceğiz yani. Bakalım hepsi gitti mi? 4 defa verdi 20 şeker etti. 20'den 20 çıktı. Evet 0. Hiç kalmamış İlyas dede de. O yüzden çıkarma yaptık. Buradaki yani bölme işleminin bir bölümünde çıkarma da uyguluyoruz aslında. Neyse burada 20'yi 5'e böldük ve cevabımız 4 çıktı. Demek ki her çocuğa 4 tane şeker düşüyormuş. Yan yana bölme işlemi böyle oluyor. Alt alta dediğimiz bölme işlemi böyle oluyor. Şimdi bölme işlemindeki bu sayıların isimleri nedir? Hani toplama işleminde
toplanan toplanan toplam diyoruz. İşte çıkarma işleminde eksilen çıkan fark. Çarpma işleminde çarpan çarpan çarpım diyoruz. Bölme işleminde ne bunların isimleri? Şöyle. En baştaki bu şekerlerin tamamı İlyas dedeydi ya. Bunun ismi bölünen sayı. Bölünen. Bu bölen sayı. Ve buradaki 4 de bölüm diyoruz sonuç kısmına. Yani çocuklara düşen şeker sayısı. Bunların isimleri bu. Bu da bakın buradaki 20'ye ne diyoruz? Bölünen sayı. Bölünen. Bu bölen sayı. Bu da bölüm. Bunların isimleri de bu. En sondaki şuradaki sıfırları da kalan diyoruz. Ve şu anda kalan yok. İlyas dedenin bütün şekerleri bitti. Hepsini dağıttı. Biraz alıştırma yapalım sonra problemler de sizlere çözeceğim. Şimdi 10'u 2'ye böleceğiz. Ne yapacağız? İkişer ikişer sayacağız 10'a kadar. İsterseniz aklınızdan zihinden sayabilirsiniz. Parmaklarınızı kullanabilirsiniz. Ya da benim gibi yazarak da yapabilirsiniz. İkişer ikişer sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Durdum çünkü 10 tane var. Ne oldu? Kaç defa saydım? 5 defa. O zaman cevap 5. Bir de şunu söyleyeceğim. Bölme işlemini kolay ve doğru yapmak istiyorsanız bu saymaları iyi öğrenin. İkişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder, beşer beşer. Bakın şimdi üçer üçer sayacağız. 12'yi 3'e bölüyoruz. Üçer üçer saymalıyız 12'ye kadar. 3, 6, 9, 12. 4 defa saydım. Cevap 4. 35'i 5'e bölüyoruz. Beşer beşer sayacağız. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, 40 yok gitmiyoruz değil mi? Çünkü 35 var burada. Yani buradaki sayı kadar gelince duracağız. Kaç defa saydık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa. O zaman cevap 7 oluyor. Yalnız bu 6 alta bölme işleminde ne yapıyorduk? Bir de çıkarma yapıyorduk değil mi? Bakalım kalan var mı yok mu? 7 kere 5, 35 oldu değil mi saydığımızda? Evet kalanlar 0'mış. 24'ü 4'e bölelim. Ha, sayalım şurada kenarda 4, 8, 12, 16, 20, 24. Bakalım kaç defa saydık? 6 defa saydık. 6 defa saydığımızda 24 oldu ve bitti. 21'i 3'e bölüyoruz. 3'er 3'er sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Evet 7 defa saydım. 7 kere 3, 21. Bakın. Hiç şaşırmadan sonuna kadar gidiyorum değil mi? Çünkü saymaları iyi bildiğim için. O yüzden diyorum sizlere saymaları iyi öğrenin diye. Ya da çarpım tablosu dediğimiz bir tablo var. Onu da ezberleyebilirsiniz. Oradaki üçler mesela böyle sırasıyla yazmıştır. Onları ezberlerseniz kolayca buradaki cevabı bulursunuz. Hadi bakalım biraz da problem çözelim. Birinci soru. Mehmet'in 27 tane cevizi var. Mehmet bu cevizlerini montundaki 3 cebine eşit olarak paylaştırdı. Ceplere koymuş yani. Ve 3 tane cebi olduğu için hepsine eşit koymuş. Bir cebinde kaç ceviz oldu? İşte böyle eşit paylaştırma söz konusu olduğunda bölme yapmamız gerekiyor. Kaç ceviz vardı? 27. Kaç tane cebe bölüştürdü? 3'e. O zaman 3'e böleceğiz. 3 tane cebi var. Sayalım 3'er 3'er. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Kaç defa saydım? 9 defa. 9 kere 3, 27. Ve her cebine 9 ceviz koymuş. Cevap 9 oldu. İkinci soru. Bir bölme işleminde bölünen sayı 28, bölen sayı 4 olduğuna göre bölüm kaçtır diyor. Hani az önce söylemiştim ya bölünen sayı, bölen sayı ve bölüm. Bakın bölme işlemini yapalım. Bölünen sayı 28 yani şurası. En baştaki en büyük sayı değil mi? Bölen sayı şurası. Ve bölüm yani sonucu bize soruyor. Yani 28'i 4'e böleceğiz. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Kaç defa saydık? 7 defa. Cevap 7 oldu. Bu şekilde bölme işlemimizi bitirdik. Üçüncü sorumuz. Babam 18 lirayı 3 kardeşime eşit olarak paylaştırıyor. Annem de 24 lirayı 3 kardeşime eşit olarak paylaştırıyor. Bu durumda kardeşlerimin her birinin kaç lirası olur diyor. İlk önce babanın yaptığı paylaştırma işlemini yapalım, uygulayalım. 18 lira varmış babada 3 çocuğa 3 kardeşe paylaştırdı. 18'i 3'e böleceğiz yani. 3'er 3'er sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 6 defa saydık. 6 defa saydık 18 oldu. Baba paylaştırdığına her çocuğa 6 lira düştü.
Bir de anne 24 lirayı paylaştırdı 3 çocuğa. Onu da 3'e bölelim. 18'e kadar gelmiştik zaten. 3'er 3'er gideceğiz, değil mi? 18 sonra 21, 24. Bu da 8 defa söylemiş olduk. O zaman 8 kere 3 24 oluyormuş. Annenin paylaşımından da 8 lira aldı çocuklar. Babanın verdiğinden 6 lira aldı bir çocuk. Anneden de 8 lira almış oldu. Yani bir çocuğa o zaman ikisini topladığımız zaman 14 lira parası oluyor bir kardeşin. Bu şekilde cevabı yaptık. Dördüncü soru biraz değişik ve zor bir soru. Birler basamağında 6 rakamı olan 2 basamaklı en küçük sayıyı 2'ye bölersek sonuç ne olur diyor. Şimdi bu sayıyı bulmamız lazım. 2 basamaklıymış sayımız. Şöyle bir yazalım. 2 tane nokta koyalım. Birler basamağında 6 varmış. E tamam, onu da yazalım. Ve en küçük sayı diyor. En küçük olması için o zaman ben en küçük rakam 0, ama 0'ı başa koyamam. 0'ı başa koyarsam 2 basamaklı olmaz bu sayı. Çünkü baştaki 0'ın değeri olmuyor. En küçük olması için o zaman 1'i koyarım. Aa, sayımız ortaya çıktı. Kaçmış bu? 10, 16'ymış değil mi? Bunu 2'ye bölersek diyor. E bölelim. Tamam, burası kolaymış. Biz de baştan zor dedik ama fazla zor bir soru değilmiş. 16'da 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Kaç defa saydık? 8 defa. O zaman cevap 8 oluyor. Bu şekilde cevabı bitirmiş olduk. Son iki sorumuzu da yapalım. Problemler çözmeye devam edelim. Beşinci soru. Evimizde her gün 4 ekmek tüketiliyor. 32 ekmek kaç günde tüketilir diyor. Şimdi burada 32 ekmek tüketilmesi için her gün 4'er 4'er yediğimiz ekmekleri saymamız gerekiyor. Yani 32'yi 4'e bölmemiz lazım. Peki şu 4'ü güzel yapamadım. Evet, yapayım. 32'yi 4'e bölelim. 4, 8, 12. Yani bir günde 4 ekmek. Diğer gün 4 ekmek. Diğer gün 4 ekmek. Böyle gidiyoruz yani. 16, 20, 24, 28, 32. Kaç defa saydım? 8 defa. O zaman 8 günde ancak tüketilebiliyormuş. Ve şunu da bitireyim. Evet, bu şekilde cevabımız 8 oldu. Son sorumuz. Mustafa 50 sayfalık kitabın önce 14 sayfasını okudu. Sonra kalan sayfaları her gün eşit şekilde 4'er sayfa okuyarak bitirdi. Buna göre Mustafa kitabı kaç günde bitirmiştir? Şimdi 50 sayfalık bir kitabı var Mustafa'nın. İlk önce 14'ünü okumuş. Bunları bir çıkaralım. Sıfırdan 4 çıkmaz. Komşudan aldık. Burası oldu 10. Burada kaldı 4. 10'dan 4 çıktı 6. 4'ten 1 çıktı 3. 36 sayfa kaldı. Ve bu 36 sayfayı 4'er 4'er okuyacak her gün. 36'yı o zaman 4'e bölmeliyiz. 4'er 4'er sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Bakın 9 gün sürüyor. 9 defa saydım çünkü. Ve burada çıkarma yapalım. Demek ki 9 günde bitirebilirmiş. Problemlerimi de bitirdim. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.